Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. 1. Sahte kanlı gömlek. Masumiyet gömleği. Yusuf Aleyhisselam'ın çocukluk dönemi bir gömlekle üzerine yalancı kan bulaştırılan kanlı bir gömlekle simgelenir. Bu gömlek bir yandan Yusuf'un kıskanç, sevgisiz ve mağrur kardeşlerinin yalana, hileye, hudaya, azgınlığa, taşkınlığa dalmışlıklarını simgelerken, öbür yandan da Yusuf'un meleksi masumiyetini, mazlumiyetini simgeler. Bilge peygamber Yakup aleyhisselam, rüyanı kardeşlerine anlatma talimatı ile henüz çocuk yaştaki oğlu Yusuf'a hayat derslerinin ilk ve en önemlilerinden birini veriyordu: sır saklamak. Her bildiğini, her gördüğünü, her duyduğunu herkesin yanında anlatmamak. Zira o sırrın, o bilginin nerelere ve kimlere kadar ulaşacağını, insanlarda ne gibi duyguları harekete geçireceğini, ne gibi gelişmelere yol açacağını bazen tahmin etmek bile zordur. Kardeşlerinin Yusuf'u kıskanmalarının temelinde babalarının sevgisini elde etme dürtüsü yatıyor gibi görünse de, hasetten kararan ve katılaşan taş yürekleri onları, peygamber olan babaları Yakup'u delalet ile suçlayacak noktaya ve kardeşlerini öldürmeye kastedecek bir çılgınlık çizgisine kadar sürüklemişti. 2. Arkadan yırtılan gömlek. İffet ve ihlas gömleği. Yusuf'un ikinci gömleği arkadan yırtılan iffet gömleğiydi. Maddi ve manevi güzelliklerin kendisinde cem olduğu melek yüzlü Yusuf'un gençlik çağında kuşandığı bu gömlek, Mısır sosyetesinin en önde gelen kadınlarından birinin Yaman fitnesine o güçlü iradesiyle direnirken arkadan yırtılan gömleğiydi ve Yusuf'un karşılaştığı çetin sınavdan başarıyla ve alnının akıyla çıkışını sembolize ediyordu. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı, Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. 3. Yusuf kokulu gömlek. İktidar, istikrar ve istikamet gömleği. Yusuf aleyhisselam için Mısır'da yeni bir dönem, ikbal dönemi başlıyordu artık. Elbette bu da ayrı bir sınavdı. Hatta iktidarla sınanmak sınavların en zorlularından biriydi. Yıllardır baba hasretiyle yanıp tutuşan Yusuf aleyhisselam, işte bu iktidar yıllarında kardeşleri vasıtasıyla babasının sağ olduğunu öğrenecek, önce kardeşi Bünyamin'i, sonra da babası Yakub'u Mısır'a getirtecekti. Hazreti Yakub'u Mısır'a getirmeden önce ona gönderdiği üçüncü gömleğin Yusuf kokusunu da uzaklardan alan babası, gömleği yüzüne sürecek ve gözleri açılacaktı. Bu gömlek aynı zamanda evladın babasına, babanın da evladını yıllar süren hasretinin, azalmayan, bitmeyen muhabbetinin simgesiydi. Sabr-ı cemil sahibi Yakup'un önce bu gömleğe, sonra Yusuf'una, Yusuf'un da babasına yıllar sonra kavuşması, inancın, sevginin, sabrın, direncin, umudun zaferi olarak okunmalıydı. Ey Rabbim, mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. İşte her Müslüman ve her genç öncü tıpkı Yusuf gibi bütün iyilikleri, güzellikleri, başarı ve mutlulukları Allah'tan bilerek şükretmeli ve her fırsatta Yusuf aleyhisselamın yukarıdaki duasını okumalıdır. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun.
Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.